Beşiktaş'ı tebrik etmek gerekir. Hem Şampiyonlar Liginde hafta içi oynadıkları maç sonrası hem de bu kadar eksik oyuncu ile beraber bu konsantrasyonu tekrar Antalya'ya taşıması önemli. Ama maçın özetiyle ilgili ben şöyle bir cümle kurarım: Maçı kazanan Beşiktaş mı? Maçı ikram eden Antalyaspor. Yani Antalyaspor sanki yani oynadı özellikle 2-0'dan sonra ikinci yarıdaki anlamsız o oyunuyla beraber yani Beşiktaş'ın tabii ki bir sağ içinde emeği var. Çalıştı, mücadele etti. 2-0'dan geriye geldi. Geriye gelmek çok önemli. Bu kadar eksik bir kadronun ama maçı kazanan mı yoksa maçı dediğim gibi yani ikram eden bir Antalya Spor vardı. İlk 11'i esas e, yani ilk 11'i Beşiktaş'ın verirse onun üzerine daha rahat konuşuruz arkadaşlar. Bu işte ilk 11. Hayret. Yalnız heh, tamam. tamam. Şimdi Beşiktaş takımındaki en büyük değişiklik mesela en son lig maçı Şampiyonlar Ligi maçından önce Dortmund maçından önce Malatya maçı oynadı değil mi Beşiktaş takımı? En büyük değişikliği nerede yaşadı Beşiktaş? Stopper. Omurgasında. Tabii Şimdi omurgası çok ciddi değişen bir Beşiktaş var. Şimdi bu omurga değiştiği zaman yani orada düşün Alex Teşer oynuyor. Piyaniş'le başlıyorsun. Ee, oradan iki tane oyuncu eksim var. İki tane stoperin dört bir de kaleci beş. Bir tek omurganla iki tane oyuncuyla başlamışsın. Bir Josep bir Basşuay. Bir de Bununla beraber Rozel oynamıyor, Gezal oynamıyor, Enkudo oynamıyor. Mesela lig maçı için söylüyorum, evet. Dortmund maçından önce. Tabii. Ya bu ciddi eksiklikler var. Evet, bunu bir kenara koyalım. Evet. Diyelim ki hani e, bardağın e, dolu tarafı. Evet, bu kadar eksiklik Peki, var. o zaman araya giriyorum. Bu e, makasın açık olduğunu mu gösteriyor? Hayır o. hayır, başka bir şeye geleceğiz. Başka bir şeye geleceğiz. Şimdi tamam bu kadar oyuncu eksikliği var. Beşiktaş ona rağmen galip geldi. Tamam. E, ama Beşiktaş takımı oyun anlamında da güçsüz bir oynanın. Diyecekler ki ya 3-2 gelen takım nasıl 2-0'dan reaksiyon verip 3 tane gol etiyor güçsüz derken. Beşiktaş takımı bu oyuncular olmadan da eldeki oyuncularda daha güçlü bir oyun oynaması gerekir. Geçen sene Beşiktaş takımının oyunu tarif ederken güçlü, dominant, rakip yarı alanda özellikle Beşiktaş takımı ne yapıyordu? Geçen sene en büyük özelliği bu yarı alanda oynayıp ve de ligde de mesela sezon başı bazı maçlarda özellikle mesela bunu Malatya maçının bölüm bölüm yaptı. Burada çok çabuk topa reaksiyon verip kazanıp bırakıp yarı e, alanda o zaman yerleşiyordu. Şunu hatırlatıyorum hocam, Kenan Karaman hiç yok. Evet. Gökhan Töre hiç yok. Evet. E, Atiba zaten evet. geçen maçın evet. yorgunu bu alanda. Evet. Sali de keza yok. ona için. uygun adam evet. değil. Nerede bu baskıyı yapacaksınız? Bir tek Başra ile olmaz ki ilk yarıda. Başra hep beraber olacak. Bu, bu şimdi oyun. Bak şimdi oyuncular, oyuncular bazında bunu değerlendirmemek gerekir. Bir oyun oyun şablonu var değil var mi? Var ama işte bunlar uygulayamıyor onu. Niye uygulamak? Uygulayamadı. Bak, şimdi bak, hayır, hayır, hayır. Benim söylediğim o değil. Şimdi Gökhan Töre ile Gezal dersin, Gezal kaliteli. Gökhan Töre artık yani neredeyse kendinden vazgeçmiş, vazgeçmiş kötü oynuyor. Evet, Kenan, Kenan da kötü oynuyor. Kenan Karan, bugün. bak şimdi Ender onu söylemiyorum. Enkudu'yu tabii ki ararsın. Apayrı özellikle oyuncu. Benim demek istediğim bir oyun prensibi olur. Oyun prensibi üzerine de burada Tatım kimi arıyorum. oynadığının da daha önemli Evet Kenan Karaman birebir en gibi geçemez. Gezal gibi Gökhan Töre iş yapamaz. Ama bir oyun prensibi var. O ana prensibin üzerine şablon değişmeden oyuncular değişebilir. Bu rotasyonları Ekim ve Kasım'daki milli maçı haricinde fix Beşiktaş takımı burada grup maçları önü arkası oynayacak aralığa kadar. Esas Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın sağlayacağı geçen sene nasıl övdük? Ya dedik ki Başakşehir maçıyla başlayan son Abubakar'la Cenk sakatlanıncaya kadar o ligi 3'e bölsek o arada çok güçlü bir oyunu vardı. Beşiktaş takımı burada oyuncu becerisi ayrı konuşacağımız. Burada oyun anlamında gücünde zayıflık var. En büyük sıkıntı 2-0'a dönmesi. Yalnız burada Necip evet Sabek açıklayabilirsin. Ya Gezal oynamıyor. İşte e, farz edelim Alex Teşar oynamadı. Stoperler oynamadı. Bunu bunu diyebilirsin. Benim demek istediğim bu oyuncularla temel yeteneği ben söylemiyorum. Bu yarı alana geçersin. Bu hücum prensibidir. Dersin ki Kenan oynamamış dediğin gibi. Salih oynamış Gökhan oynamamış. Şimdi bu oyuncularla Batu Şay, arkadan arkadaşlarını evet. çağırıyor gelmiyor. Bunun başka bir şeyle tarifi var. Beşiktaş takımı burada oynayıp baskı yapıp bu topu kazanıp burada ucum etmesi gerekir. Antalyaspor'a doğru baskı yapamadı. Bu oyuncular yapamadı. onu yapamaz diyorum ben. İyi de baskı yetenekle alakası bağlı yok ki baskı. Kalarak, hayır, yani orada baskını, oynayan şimdi oyuncunun. Şimdi baskının yetenekle ilgisi yok. Aksine fiziksel koşacak mücadele. Baskı nedir? Antrenörün takımı öğrettiği Şimdi ben set ucumu yapamaz veya sette birebir adam geçemez demiyorum Ender. Yetenekten bahsetmiyorum. Ben diyorum ki buraya geldiklerinde bu oyuncular basacak. Buradaki yerleşimleri... Doğru pozisyon alacak diye. Bravo. E, Konum... topu bak ama. Hayır bak konumlanmaları dolu olacak. Antalya Spor ilk yarı, e, ikinci yarı panik yaptı öyle. İlk yarı bir tane baskıyı doğru götüremedi Beşiktaş takımı. Burada paylaşımları Hı. iyi değildi. Yani oyun ana prensipleri vardır. Şimdi bu prensipleri doğru uygulamadı Beşiktaş takımı. Yoksa burada şahısların kalitesini tabii konuşursun. Dersin onunla oynasa daha iyi olur bununla da. Ama Beşiktaş takımı ön alan baskısını istenilen seviyede yapamadı. Antalya Spor gibi topa sahip olup çıkan Bofen'den bir takıma karşı yapamadı. Bununla beraber dersin ki ya işte sağ taraftan istenen atak olmadı. Evet olmayabilir. Ama Beşiktaş takımın en güçlü güçlüğünü geçen sene oyun tarifinde birinci şey ne? Bu oyuncular geriye koşmuyordu. Burada topa özellikle baskı yapıp o prese yapıp kazandığı topla da direkt kaleye gidiyorlardı. Ya yani Beşiktaş takımı söylersin. Omurga seve zayıfladı. Kenarları burası burası zayıfladı. Bunları söyleyebilirsin. Ama ana prensibi Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan geçen sene veya bu sene mesela bazı maçlarda övdüğümüz neydi? Beşiktaş takım çok agresif, Hücumda sürü baskıda. halinde ucun pres yapan, topu kazanan oraya yerleşen. Peki şunu soruyorum o zaman. ikinci yarıda Oyuncular değişti. Oyun nasıl değişti? Oyuncularla İki değişmedi ara, mi? O, hayır, i̇kinci yara en büyük değişen bir kere benim düşüncem Beşiktaş takımı evet daha risk aldı. Antalya 0-2-0'dan sonra şuursuz bir geriye oyun çekiyor. geriye çekildi. Ne ileriye gidebiliyor, ne kontra atak yapıyor, ne pas yapıyor. Yani Beşiktaş takımı tabii ki mücadelesi var. Tebrik etmek gerekir. Bir reaksiyon verdi. 2-0'dan 3-2'ye getirdi. Sizin söylediklerinizi ikinci yarıda önde daha baskı yapmaya... Burada ikinci şansları bu oyuncular kazanmaya başladı. Bireysel hatalar da beraberinde geldi öyle olunca Annemle, Antalyalı oyunculardan. Şurada var hocama, şurada katılacağım. Oyun sistemi farklı bir şey. Kara gümrük takımıyla oynuyorsunuz. Kara gümrük takımı kalecide geriden pas yapıp yavaş yavaş oynayan bir takım. Bu takıma rahat rahat yapabilirsiniz. Sergen Hoca Dortmund maçında aynı sistemi oynayacağız dedi ama ileride basmadı. Yani çift takımların hepsi orta sahaya kadar çekildi. Şimdi Dortmund maçında oynadıktan sonra bir yorgunluğu var bu takımın. 115 kilometre gibi mesafe koşmuş baktığınız zaman. O maçtan sonra geliyor bir rotasyona uğruyor takım. Yani bazen e, oyuncu sakatlıkları bazılarını dinlendirmesi lazım diye düşünüyor. Bu gelen oyuncularla Antalya baktığınız zaman ilk yarı eli yüzü düzgün pas yapan... Yani çıkışlarını ama, hakikaten doğru yapan, ciddi. ayağı pas yaparak Oyuncu yapan. Oyuncu değişmiş. İkisi e, bunu fayda. Şey bunu yani, bunu bunun sistem falan. Ama şey değil yani bunu ileride basması için sistem yok hocam bak, orada. Bak şimdi sen dedin ya sistem o, o sistem değil diye konuşmana başlarken. Burada oyuncuların buraya gidip basması gerekir. Batu Şah'ı oyuncuları çağırıyor. Burada Beşiktaş takımı ikram etti Antalya Spor'u mağlup oldu. Beşiktaş takımı evet galip geldi. Ama Beşiktaş takımı hafta içi, şimdi hafta içi bu şampiyonlar ligi oynanacak. Bir de bir şey var bak hafta içi yorumlarda şunu dinledim. 115 kilometre bir, bir futbol takımının koşması sırf önemli değildir futbolda. Nedir en önemli olan? Tekrarlı sprint kalitesidir. Fenerbahçe'nin en büyük özelliği Frankfurt'ta Galatasaray'ın en büyük özelliği Lazio'ya verdiği tekrarlı sprint kaliteleri iki tane takım seyrettik biz. Perşembe akşamı. Fenerbahçe oyun hızı illa teknikle değil. Karşılıklı Frankfurt'a oyun değil. Fiziksel hızla karşılık verdi. Galatasaray Lazio'yu değerli kılan yenmesinde fiziksel olarak Tekrarlı sprint kalitesi Beşiktaş'ın istenilen seviyede değil. O ikisi farklı olay. Yoksa koşu 115 kilometre koşu, 120 koştu ama atılan sprintlere çıkarsınlar Dortmund'la Beşiktaş arasında. O iki katıdır Dortmund'un. Bu önemli. Sağ içinde futbol aerobik bir spordur. Evet aerobik ama anaerobik hareketlerin belirlediği Hocam, bir spordur. Tekrarlı sprint kalitesi önemlidir. O söylediğim Hem büyük pas o. kalitesine de yansır öylesi. Yani baktığınız zaman bir takım 420 tane pas yapıyor. Sağa, sağa, sola, ya, pas, sola. Yani... Aynı Yokarsın, şey ona bakarsın yani şey. Koşmayı doğru tekrar... zamanda Doğru zaman değil ben başka bir şey söylüyorum. Tekrarlı sprint kalitesi Frankfurt'ta Lazio'ya karşılık veren tekrarlı sprint kaliteleri Sonra oyunun evreleri Teknik topa sahip olmak Topa nerede sahip oluyorsun o ayrı Futbolda önemli. Oyun hızı pasla yaparsın evet. Ama tekrarlı sprint fiziksel kaliteyle de yaparsın. Bunu Frank başına, daha önemli. en önemli. Yöne İngiltere, olduğunu, İngilt İngiltere önemli. ligi diye ve en çok ligde fiziksel olarak sprint atıldığı 20 saniyede bir top oyundayken 25 kilometre ve üzeri hızla sprint istiyorlar. Niye? Çok çabuk oynanıyor çünkü oyun. Sprint. Tekrarlı sprint kalitesi. Yoksa koşmak 115 metre... 115 kilometre pardon 110 kilometre ikinci elin kadrosunu da koyalım i̇kinci bundan daha önemli ki, tekrarlı spin kalitesi onu bir takım da hazırlayabilir miyiz bu arada